Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim. Bugün ne yapıyorum? Bugün de sizlerle birlikte el açması baklava yapacağım. Benim misafirim gelecek sevgili arkadaşlarım. Günüm var. Gün için benden özellikle bu baklavayı istediler. Daha önce bende yiyenler mutlaka gününde bize de baklava yap dediler. Onlar için ben bu baklavayı yapıyorum. Burada malzemelerimi gösteriyorum hemen sizlere. Bir çay bardağı dolu değil. Yarımdan biraz fazla sıvı yağ. Aynı yine dolu değil. Bir çay bardağı süt. Bir su bardağı bir parmak eksik suyumuz var. Bir adet yumurta. Bir yemek kaşığından fazla biraz yoğurt. Bir yemek kaşığından az bir tatlı kaşığı kadar da eritilmiş sade yağımız var. Bir tatlı kaşığı karbonatımız var. Kabartma tozumuz var, pardon. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Bir tutam da tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Burada da 3 bardak, 3 su bardağı un hazırladım. Nişastamız tabii ki. Şimdi malzemelerimi bir kenara alıyorum. Hamurumu yoğurmayla videoma başlıyorum. Videoma geçmeden önce de sizlerden ricam, videolarımı sonuna kadar izlemeniz, beğeni bırakmanız. Beğeniler yine hiç çok eksik oluyor sevgili izleyicilerim. Nedense beğeni bırakmıyorsunuz. Canınız sağ olsun yine sağ olun. İzleyenler için de herkese teşekkür ediyorum. Evet şimdi hamurumu yoğurmayla videoma Şimdi başlıyorum. Önce sırasıyla şöyle yağımızı alıyorum yoğurma kabına. Sevgili arkadaşlarım. Sıvı yağımızı alıyoruz. Yumurtamızı alıyoruz. Yoğurdumuzu alıyoruz. Kabartma tozunu ekliyorum ve kabartma tozunun üzerine de sirkeyi bir tutam tuzumuzu ekliyorum. Ve sütünü ekliyorum. Hamurlarımın hepsini de bezeledikten sonra şöyle bir kabıma biraz un serpiştirdim. Kabıma alıyorum. Bir 15-20 dakikada bu şekilde dinlendiriyorum sevgili kardeşlerim. Baklavanın hamuru ne kadar çok dinlenirse baklava. Evet, şimdi dinlenmeye bırakıyorum hamurumuzu. Sevgili izleyicilerim, şimdi hamurumu 20-25 dakika dinlendirdim. Şöyle üzerinden poşetini alıyorum. Burada da cevizimi çektim, hazırladım. Cevizi istediğinize göre kullanabilirsiniz. Malzemeyi az çok o sizin arzunuza bağlı. Burada da nişastam şöyle bir kenara alıyorum. Sevgili izleyicilerim, önce şöyle tabak büyüklüğünde açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gayet güzel dinlendi hamurumuz. Yumuşak da bir hamur oldu. Şimdi ilk hamurumu açmaya başlıyorum. Bu bezemi de büyüttükten sonra şöyle tepsime alıyorum. Biraz 10-15 dakikada bu şekilde yine üzerine poşetimi geçirerek bekleteceğim. Şimdi hamurumu dinlendirdikten sonra sevgili kardeşlerim, şöyle en önceki açtığım hamurdan başlayacağım. Bunu bir tepsiye tekrar alıyorum. Şu şekilde çevireyim. Önceki açtığım hamurdan açmaya başlayacağım. Hamurumu açmaya başlıyorum. Sevgili kardeşlerim, nişastam biraz yaşmış galiba. Nişasta da topaklaşmalar oldu. Suyunu da ekledikten sonra
tepsi yapacağım sevgili arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle malzemelerimi önce bir karıştırıyorum. Un eklemesi yapabilirim. Şimdilik 3 bardak ölçtüm, hazırladım oraya. Çıtır çıtır el açması baklava olacak sevgili kardeşlerim. Unumuzu kontrollü şekilde ekliyorum. Yumuşak bir hamur olması lazım. Hamurunun iyice yoğrulması lazım. Baklava hamurunun çok iyi yoğrulması lazım sevgili kardeşlerim. Evet, kontrollü bir şekilde ekliyorum unumuzu. Şimdi hamurumu 15 dakika dinlendirdikten sonra şöyle tezgahıma biraz un serpiştiriyorum. 3 bardak unun dışında şöyle bir fincan kadar da tekrar un ekledim hamuruma sevgili izleyicilerim. Şöyle alıyorum. Tezgahımda da biraz şöyle bir özleştireceğim. Evet, açtığım bezeleri bu şekilde tepsime yerleştiriyorum sevgili kardeşlerim. Evet sevgili arkadaşlarım, oklavama da sığmaz oldu bezem, tahtaya da sığmadı. Artık bunu da şöyle kesiyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. İkiye bölüyorum. Evet, açmaya devam. Böyle şeyler yerde, tahtada açılıyor sevgili arkadaşlarım. Tezgahta hem tezgaha sığmaz hem de hep ayakta olduğu için daha yorucu olur. Açmalara devam. Şöyle sizlere yufkamın bir tanesini de gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Yine dediğim gibi oklavaya, tahtaya sığmadığı için mecbur bunu da büzeceğim. Devam. Sevgili kardeşlerim. Sizin kanallar nasıl gidiyor? İzlenmeleriniz nasıl sevgili arkadaşlarım? Bu sıralar izlenmeler. Herkes aynı şeyden şikayetçi, düşük diye. Sizlerin nasıl? Buradan Almanya'daki Şerife Hanım'a çok selam gönderiyorum. Çok sağ olsun. Çok vefalı, sadık bir arkadaşımız. Şimdi ikinci tepsimi açıyorum sevgili kardeşlerim. Ya bir tepsi diye yapacaktım ama hiç elmaza varmaz. Mutlaka böyle bir şeyleri yaptığım zaman çok olur. Baklavayı genellikle
Çorum tarafı çok yapar sevgili arkadaşlarım. Çorum, Sungurlu, iki oklavalı, tek oklavalı meşhurdur Çorum'un hamur işi, baklavası. Ben de tabii ki Sungurlu'da çalıştığım için oradan öğrendim ve yapıyorum. Daha önceden yufka açmayı biliyordum zaten. Yufka açmayı bilen herkes de baklava açmayı da yapar diyorum bence. Hamur dinlendikçe yufkalarımız da gayet güzel açılıyor. Ben de açmalara devam ediyorum. Arkadaşlar ben buğday nişastası kullandım. Onu da söyleyeyim. Bazen böyle yaptığım zaman soruyorlar ne nişastası kullandın diye. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yeter ki nişasta kuru olsun. Benim dediğim gibi biraz nemliymiş. Kilo iş almıştım buğday nişastasını. Değerli arkadaşlarım, baklavamın son bezemi de tepsime yerleştirdikten sonra sizlere şöyle baklavalarımın son halini gösteriyorum. Verdiğim ölçülerden normal borcamla iki tepsi baklavam oldu değerli arkadaşlarım. Sizlere şöyle yakından da gösterelim güzelliğini. Şimdi ben bugün bunu kızartmayacağım. Dediğim gibi bir gün kurutacağım. Ertesi günü kızartacağım. Yine sizlerle birlikte olacağım. Sevgili izleyicilerim, dün yaptığım baklavalarımı bugün kızartıyorum. Şöyle kurudular iyice. Kuruması lazım. Şimdi yağını hazırladım ben burada. Bayağı bir 300 gram kadar eritilmiş sade tereyağını, bismillahirrahmanirrahim diyelim, erittim. Şimdi bunları yağlıyorum. Önce yüksek ateşte fırınımı ısıtıyorum. Sevgili izleyicilerim, kaç dakika kızartılıyor diyen soran arkadaşlar var daha önceki videolarıma. Önce ısıtıyorum iyice fırını 180 derecede. Ondan sonra 150 dereceye alıyorum. Ağır ateşte fırının sıcaklığının çok yavaş olması lazım. Ağır ağır piştiği zaman baklavanın sade yüzü kızarmaz, her tarafı kızarır. Öyle kızartıyorum ben. Şimdi kızarttığımda da görürsünüz. Evet, yağını döküyorum. Şimdi bu bir tepsimin yağını verdikten sonra bunu bir kenara alıyorum. Diğer tepsimin yağını döküyorum. Yağıma biraz yağ ekledim sevgili izleyicilerim. Yağ ağzıma geldi. Bol tereyağlı olursa baklavamız daha güzel oluyor. Bu tepsimin de yağını döktüm sevgili izleyicilerim. Şimdi fırınımı çalıştırdım. 180 derecede ısıttım. 150 dereceye düşürerek baklavamı pişireceğim. Süre olarak da sizlere söyleyeceğim. Sevgili izleyicilerim, baklavalarımın ikisinin de yağını döktükten sonra sizlere güzelliğini şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. El açması çıtır çıtır baklavam pişmeye hazır. Evet, az sonra şimdi fırına gönderiyorum. Sevgili izleyicilerim, baklavalarımın iki tepsisini de kızarttım. Şöyle sizlere kızarmış halini de gösteriyorum. Değerli arkadaşlarım, önce 180 derece sıcaklıkta iyice fırını ısıttım. Ondan sonra 150 dereceye aldım. 150 derecede de her tarafı gördüğünüz gibi bak yanları
Her tarafı bir kızarıyor. Sadece yüksek ateşte pişirdiğimiz zaman üst kısımları yanıyor, alt kısımları çiğ kalıyor. O zaman da şerbetini döktüğümüz zaman baklavamız hamur oluyor. Değerli arkadaşlarım, bunu soranlar çok oldu bana. Toplamda 50 dakika tuttum ben fırında. 180 derece sıcaklıktaki fırında 50 dakika beklettim. Tabii sizlerin fırınınız farklılık gösterebilir. Ona Sevgili göre izleyicilerim, şimdi baklavamın şerbetini vereceğim. Baklavamı şöyle gösteriyorum. İki şöyle normal bardakla, bir bardağını aldım tencereme. İki bardak şeker ekliyorum. İki bardak da su. Evet, iki bardak da suyunu ekliyorum. Yarım tane de limon atıyorum. İyice şekeri eriyinceye kadar karıştırıyorum. Ocağıma alıyorum. Sevgili izleyicilerim, şimdi baklavamın şerbetini veriyorum. Baklavamız da ılık olacak. Şerbetimiz de ılık olacak. Sıcak olmayacak değerli arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şerbetini. Çok şerbet çekmiyor bu baklava sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar, sizlerden ricam, videolarımı sonuna kadar izleyip beğenileri unutmazsanız çok mutlu olurum. Beğeniler atılmıyor. Neden sonu da bilmiyorum. Beğeni paralı değil arkadaşlar. Rahatlıkla beğenilerinizi bırakabilirsiniz. İzleyen, beğeni bırakan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şerbetini biraz 10-15 dakika bekleyeceğim. Çektikten sonra sunumunda görüşelim. Sevgili izleyicilerim, baklavamın şerbetini döktükten sonra 15-20 dakika beklettim. Şimdi sizlere sunumunu yapıyorum. Dokusunu göstermek istiyorum. Sevgili izleyicilerim, şimdi sizlere baklavamın sunumunu da yapmak istiyorum. Evet sevgili izleyicilerim, baklavamı şöyle son haline de dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Sesini duyuyorsunuz. İnceliğini de görüyorsunuz. Altının üstünün kızarması. Baklavamız bu şekilde. Değerli arkadaşlarım, sevgili izleyicilerim, videomu burada kapatıyorum. Başka bir videolarda güzel tariflerle, güzel videolarla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum değerli arkadaşlarım. Videolara beğeni atmayı unutmazsanız yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Tekrar hoşça kalın diyorum.